Sayın seyirciler, Balıkesir'de meydana gelen o feci kazada can kaybı 15'e yükseldi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kaza meydana geldikten itibaren haberci arkadaşlarım bölgeden bize bilgileri aktarıyordu. Artık o bölgeye ulaştılar değerli izleyiciler. Olay yerine bir kere daha gideceğiz. Ferhat Özkaner haberci arkadaşımız olay yerine, kaza yerine ulaştı. Ferhat, elindeki son bilgileri bir kere daha bizimle paylaşır mısın? Evet Mustafa Uslanalı, işte kazanın yaşandığı alandayız. Son bilgileri vererek başlayalım. Yaşanan kazada vefat sayısı 15'e yükseldi. 15 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi ise yaralı. 17 kişinin içerisinde 3 kişinin de taburcu edildiğini belirtelim. Evet, şu anda olay yerindeyiz. Zonguldak İzmir seferini yapan yolcu otobüsü işte bu noktada virajı alamayarak buradan tarlalık alanda taklalar attı. Kamera arkadaşı Muhammed Aksakallı şimdi o noktayı sizlere gösterecek. İşte o viraja doğru döndüğümüzde işte yolcu otobüsü ekranlara yansıyan bu virajdan geliyordu. Balıkesir istikametinden Edremit istikametine yolculuk yapacaktı. Yerde fren izlerinde görmek mümkün. Fren izlerini hemen gösterelim. Viraja girdiğinde otobüsün frene bastığı işte izlerden belli oluyor. Ekipler izlerinde ölçüsünü, fren mesafesini ölçtüler. Evet, buradan viraja girdi, frene bastı. Daha sonrasında işte hemen sağ tarafımızda bulunan alanda bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpmasıyla birlikte bariyerleri parçalayarak hemen alt tarafta bulunan yaklaşık 7-8 metre altımızda bulunan tarlalık alana doğru takla atmaya başladı. Şu anda otobüsü de ekranlara getirelim. Kameraman arkadaşım otobüsün son durumunu ekranlara getiriyor. Evet, tarlalık alanda taklaları attıktan sonra otobüs ancak durabildi. Şu anda otobüste vince yüklenmiş durumda. Ekipler şu anda olay yerinden otobüsü kaldıracak. Evet, otobüs saat 4.40 sularında Zonguldak İzmir seferini yapıyordu. Balıkesir istikametinden Edremit istikametine gitmek üzere bulunduğumuz noktaya geldi. Ancak virajı alamayarak taklalar attı. Yaşanan kazada 15 kişi yaşamını yitirdi. 17 kişi ise hastanede tedavi altındaydı. Bunların içerisinde 3 kişi de taburcu edildiğini belirtelim. 4.40 sıralarında Balıkesir çevre yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan, şu anda ekranlara da yansıyan yolcu otobüsü yoldan çıkarak taklalar attı. Bunun sonucunda yaşanan kazada 15 kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Şu anda hastanede 14 kişinin tedavisi devam ediyor. 3 kişi ise taburcu edildi. Taklalar atmasının ardından hemen olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri, arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi ve yapılan ilk müdahalelerde hemen Balıkesir'de bulunan 5 hastaneye sevk edildi. İçerisinde bulunan yaralı yolcular tedavisi hastanede yolcuların devam ediyor. 14 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak bölgeye gelerek incelemeler yaptı. Kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirtti. Ancak biraz önce gösterdiğimiz viraja dikkat çekti. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir dedi. Virajda da biraz önce fren izlerini ekranlara getirdik. İşte o virajdan burada yer alan bariyerleri parçalayarak aşağıya taklalar atarak yolcu otobüsü indi ve olay yerine hemen tüm ekipler anında sevk edildi. Şu an yolun kenarlarında da bariyerleri görmek mümkün. Bariyerler, yolcuların bavulları, otobüsün camları şu anda olay yerinde görebiliyoruz. Evet, ekipler şu anda vinçlerle tıra yüklüyor otobüsü ve olay yerinden kaldırılacak. Olay yerindeki tüm incelemeler yapıldı. Maalesef ki yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Ekipler şu anda olay yerinden yolcu otobüsünü kaldırıyor. Yolcu otobüsü Zonguldak İzmir seferini yapıyordu. Sabah saatlerinde 4.40 sıralarında bu noktaya geldi, ancak virajı alamadı. Yapılan ilk incelemelere göre virajı alamadı. Hızı konusunda tabii ki incelemeler, araştırmalar devam edecek. Virajı alamayınca frene bastı. Fren izlerini beraber biraz önce gördük. Ancak durduramadı ve bariyerleri de parçalayarak aşağıda bulunan alana maalesef taklalar atarak indi. 15 kişi hayatını kaybetti. 17 kişi yaralı. 17 kişinin içerisinde 3 kişinin taburcu edildiğini belirterek sözü tekrar size bırakalım.